Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit Aktaş, motosiklet tamir ve bakım ustası. Bugünkü konumuz Honda PCX125 varyatör temizlik ve bakımı. Evet Mert ustam, sendeyiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Mert ben. Bugün PCX'in detaylı varyatör temizliğini yapacağız. Ben ufaktan başlayayım. Yanaşabiliriz usta. Varyatör kapağını aldık. Arka taraftaki varyatörü 19, ön taraftakini de 22 lokma söküyor. Burada sökerken biraz dikkatli olacağız. Şimdi şöyle bir detay daha göstereyim. Söktüğünüzü karıştırmamak için. Arkasında pul ve 22'yi üst üste kenara koyalım. Söktüğünüzü söktüğünüz yerde tutun. Ki toplarken hangisi nereden çıktı bilelim. Pervaneyi söktük. Şimdi arkadaşlar, önden söktüğümüzü böyle, arkadan söktüğümüzü de gene üst üste bir tarafa koydum. Balatanın kapağını aldım. Arka balatayı söktüm, kayışı çıkardım. Şimdi kayışı çıkardıktan sonra ilk yapacağımız hareket, şöyle kayışı bir ters çeviriyoruz. Şu şekilde, şöyle. Ufaktan başlamış ama bu da kayış gider. Burada eğer çatlaklar çok arttıysa bu kayışın değişmesi gerekir. Çünkü kopma tehlikesi olur. Ya da şuralar çok incelmiş olabilir, şu yanlar. Onlarda da kopma tehlikesi olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Kayışımızı kaldırdık. Mert usta, bu kayışın ömrü ortalama ne kadar? Kaç kilometre ya da? Arkadaşlar, orijinal kayışı kullanıyorsak normalde sağlıklı bir kayış düzgün kullanımda 40 bin kilometre gider. PCX'lerde küçük tekerlekli, işte Honda grubunda Space'ler var mesela. Onlarda da 20 bin kilometre gider. Tabii varyatörde herhangi bir sıkıntı yoksa, çizik, çapak. Yani ön arka varyatörünüzde düzenli temizliği yapılıyorsa, motor düzgün kullanılıyorsa bu 40 bin kilometre gitmesi gerekir. 40 bin kilometre diyoruz ama her 10 bin kilometrede de temizlik yapılırken kayışın durumuna bakılması gerekiyor. Bunu da ustam detayını vermiş oldu. 40 bin kilometre gider ama hani 20 bin lira kopan kayışlara denk geliyoruz. Ama ortalama orijinal bir kayış 40 bin kilometre gidiyor arkadaşlar. Şimdi kayışı kaldırdım. Ön arka varyatörümü şöyle söktüm. Parçalarımı alıyorum, tezgahımı alıyorum. Detaylı varyatör temizliğine devam edeceğiz. Bunu taktık. Varyatörümüzü şöyle üstten bastırıp dikkatli bir şekilde bırakıyoruz. Çünkü dikkat etmezseniz yay bir anda atıp bir yerinizi sakatlayabilirsiniz. Bunu aldık. Yayımızı aldık. Şurada bir kapağımız var. Kapağı hafif şöyle hareket ettirerek çıkarıyoruz. Kapağı koyduk. Şurada şöyle göstereyim. Arka varyatörün şurada parçaları var. Bunu şöyle karga buruluna tutup şu şekilde arkasında malzemesiyle beraber, neydi? Pulu. Puluyla beraber 3 tane altla üst tabakayı sabitleyen sekmanımız var. Bunları da aldık. Sonrasında şöyle çevirerek aldık, temizlik malzemesinin içine koyduk. Şunu aldıktan sonra ustam yaklaştırır mısın? Şurada orik conta var. Şurada bir tane, altta bir tane, iki tane orik conta var. Bu contaları muhakkak temizlik yapmadan önce çıkarın. Çünkü benzinle ya da herhangi bir malzemeyle conta özelliğini kaybetmesin. Şimdi arkadaşlar, şurayı şöyle hafif kastırıp şu oringi şöyle üstten aldım. Kaybetmeyeceğiniz bir yere kenara kaldırıyorsunuz. Burada ufak bir kenarda ihtiyacımız var. Şöyle hafif üstü aldıktan sonra elimizle çevirerek, görünüyor mu usta? Hı hı. Şu o-ringleri koyduğunuz yerde şöyle ustam göster. Ben buraya kaldırıyorum tezgahın üzerinden. Şu altta, bu da üste koyuyorum. Tabii. Alttakini alta, üsttekini üste koyacağız. Sonrasında bunu temizlik için buraya koydum. Kapağımı da koydum. Şimdi varyatörün, arka varyatörün kaydırıcı kızağını çıkardım. Bagalarımı çıkardım. Arka varyatörümü çıkardım, koydum. Kızaklarımı da çıkarayım, koyayım. En son pervaneyi de koydum. Balatalarımızı görüyoruz. Daha balatalarımız var.
yayların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için de şöyle tornavidayla hafif yokluyoruz. Yaylarımız düzgün çalışıyor mu? Eğer ki bu hareketi yapmıyorsa bu kapağı da komple söküp içerisini bir temizlememiz gerekecek. Şu an gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu da kaldırdım. Şu da varyatörün ortadaki malzeme saplaması bununla. Bu şeyi de bir göster istersen. Ön varyatörün boşluğunu olup olmadığını. Şimdi ön varyatörün boşluğunun olup olmadığını da bu malzeme şöyle şuraya oturur arkadaşlar. Bu malzemeyi şöyle hafif salladığınızda, bakın sallıyorum, boşluk yok. Eğer burada boşluk varsa bu artık varyatörün şuradaki oturduğu malzeme dağılmıştır. Bu varyatör değişmesi gerekir. Evet arkadaşlar, şimdi benzinle şöyle bir benzin sıkıp önüne, arkasına şöyle temiz, ağzı düzgün bir fırçayla tozunu, pisliğini şöyle alıyorum. Sonrasında duruluyorum. Sonra bu yüze geçiyorum. Alta döktüğüm benzinle kabasını alıyorum. Bu arada gres çalıştığı için aradaki gresi temizlemeye, tozunu, pisliğini temizlemeye çalışıyorum. Bunu temizledikten sonra gene şöyle özelliğini kaybetmiş greslerinde kalıntılarını bu şekilde temizliyor. Ustam gene ufaktan detayları veriyor. Temizledikten sonra şöyle temiz, ağzı yüzü düzgün temiz bir bezle şöyle fazla olan akıntılı benzini temizliyorum. Mert, onu temizledikten sonra o sabit yanaktaki deformasyonları da gösterdi. Ne kadar deforme olduğu zaman onun değişmesi gerekiyor. Ve bilye rulmanlarını da göster hazır sökmüşken. Şimdi mesela şu yüzeylerdeki derinlikler artabiliyor bazen. Şimdi arkadaşlar şu yüzeye şöyle dikkatli ışıkta şöyle bakarsak kayışın iz yaptığı yerler var. Deformasyon olmaya başlamış kayışın çalıştığı yerlerde. Birazdan göreceksiniz, ben bunu temizlemeye başlayacağım. Şuradaki yüzeyi temizleyeceğim. Bu ne kadar fazla aşağı doğru kayar, şuradaki diş ne kadar giderse bunun artık ömrü doluyor. Artık değişme zamanı geliyor. Masura bilyamızı da şöyle tersten göstereyim. Bu da bunun arızası da döndüğü zaman ses geliyorsa varyatörden, şu gördüğünüz içerideki bilye, masura bilye, bir de içerideki rulman. Onlarda sıkıntı olabiliyor zaman zaman. Şimdi bunu ben temizledim, şöyle kenara kaldırdım. Arka varyatörümü gene şu yüzeyi daha kötü olduğu için. Şimdi ustamın bahsettiği yüzey bu yüzey arkadaşlar. Kayış oynar yanakla deminden temizlediğim sabit yanağın şu yüzeyinde çalışıyor. Bu yüzey temiz kalması gerekiyor. Temizlerken olası arızalardan da bahsediyor ki Mert. Yani temizlerken en azından kontrolünü de yapabilirim parçaların. O yüzden hem temizlemiş oluyor. Şimdi temizledikten sonra şöyle fazla benzinli durulamasını yapıyorum. Yani oradaki boşlukta bir arıza sebebi oluyor ya. O da mesela sağa sola ön varyatörde bahsettiğimiz gibi şu yanal boşluk olmaması gerekiyor yani. Yani şöyle, evet. Şöyle tutayım. Bakın. Şöyle sağa sola. Aynı zamanda şuradaki yüzeyler de genişleyebiliyor bazen şu kısımlar. Bu genelde yan sanayilerde daha çok oluyor. Orijinallerde pek deforme olmuyor ama şuralarda genişlediği zaman bu varyatör yine rahat çalışmayacaktır. Ustam ufak detaylarını vermiş oldu gene. Sonrasında ön pervane, varyatörün pervanesine geçtim. Yani Mert kendi motorunu sık sık temizlediği için, kendi motoruna da kim binse titreşim falan olmadığı için bilmiyorlar ki sürekli varyatör temizliği yaptığını. Şimdi ustam sürekli varyatör temizliği şöyle, ben 5000 kilometrede bir varyatörü açıp detaylı temizlik yaparım. Onu nereden anlıyorsun? Motorun kalkarken zangır zangır titremesinden fark ettiriyor kendini. Çok ani gaz vermelerde de kayışın izinden belli ettiriyor. Şimdi ben kendim sürekli kullandığım için artık varyatör temizliği zamanı geldi diyebiliyorum. Evet. Bu
tabii büyük tekerlekli motorlarda mesela PCX gibi, Forza, X-Max gibi makinalarda. Mesela PCX'de ortalama 5000 km'de varyatör bakımı isterken, bu detaylı varyatör temizliğini, Forza ortalama 1500-2000 km gitmiyor. Şehir içinde sürekli durkak yapıyorsunuz. Ya gidiyor da titreşime daha çabuk. Hemen titreşim yapmaya şey başlıyor. Yapıyor. Benim gibi de biraz böyle titreşim konusunda takıntılıysanız, evet. 1500-2000 km'de temizlik istiyorsunuz yani. Ha, benim motorda artık bir titreşim başladı diyorsunuz. Bunu hiç hissetmediğiniz motor hangisi? Onu da söyle. Bunu hissetmediğim, yani çok az hissettiğiniz. Çok az hissettiğim motorlar işte şu an piyasada olan RKS Spontune. Evet. Space Alpha, Activa gibi küçük tekerlekli makinalarda aslında bu titreşimi hissetmezsiniz. Çünkü teker küçük, çok fazla böyle zorlamadığı için, çabucak tekere gücü rahat aktardığı için onlarda daha geç hissediliyor. Şimdi ön varyatörde de şöyle bakarsak arkadaşlar, gene kayış izlerine bakıyorum. Işıkta bakarak kayış izlerine bakıyorum. Şuradaki derinlikle buradaki derinliğin arasına bakıyorum. Bakın benim artık varyatör ufak ufak iz yapmaya, yemeye başlamış. Evet. Şuradan baktığınızda uçta bir parça var. Geçmeye başlamış. Ha, gider mi daha? Gider. Ama artık değişim zamanı ufak ufak yanaşmaya. Varyatörün arka kısmı, yani bagajları tutan kısmını temizliyorum şu an. Altılı burç yatağı da diyebiliriz. Bir önceki temizlediğimiz soğutucu pervaneydi. Bu da altılı burç yatağı. Bu işlemi balata spreyi de yapabilirler mi? Bu işlemi balata spreyi ile de yapabilirler ustam. Ama balata spreyi aşırı fazla gidecektir. Yani şurada yarım litre benzin var. Yarım litre benzinle ben komple varyatörü temizleyip tekrar toplayacağım halde balata spreyine girdiğiniz zaman en az 4 tane balata spreyi gider. Evet, çok zenginler balata spreyi kullanabilir diyorsun. Yani ben de Ümit Motor'un kapıda bakım ustasıyım arkadaşlar. Kapıda detaylı varyatör temizliği, kapıda bakım, yağ değişimi, o tür işleri yapıyorum. Yeri geldiğinde benzin olmadığında varyatörü temizlerken varyatörün durumuna göre, eğer benimki gibi temiz bir varyatörse 2 tane 3 tane balata spreyi gidecekse balata spreyiyle de temizlediğim oluyor. Evet yani. Arkadaşlar bir konuya daha değindi, doğru bir konuya. Ben dışarıda hizmet veremediğim için Mert arkadaşımız bu konuda donattık, yani bilgiyle donattık. Yaklaşık 1 senedir 1,5 senedir benim yanımda bu işi bayağı bir, yani olabildiğin en yüksek seviyesine kadar öğrendi. O yüzden dışarıdaki işlerinize Mert geliyor. Varyatör bakımı olsun, ne bileyim ufak tefek yolda kalma durumlarınızda Mert size yardımcı oluyor arkadaşlar. Ben onu normalde videonun sonunda değinecektim usta. Yine değiniriz. Biraz doğaçlama gidiyor en azından, boşver. Arkadaşlar bizim videolarımız şey değil, hazır videolar değil. Biz doğaçlama videoyu ne çekelim? Varyatör temizliğini çekelim. Hadi başlayalım, evet, diyoruz. O şekilde başlayıp yani, o şekilde götürüyoruz. Yoğunluktan dolayı ön çalışma falan yapmadığımız için gelişine çekiyoruz yani videoyu. Kaydırıcı kızak. Bunu da temizlememiz gerekiyor. Ya bu video şu bakımdan iyi oldu. Varyatör temizliği çok video var ama hani parçalardaki sorunları da işlediğimiz için biraz daha faydalı olmuş olur. Zaten şu yaptığımız işlem, yani skuterlarda sistem aynıdır. Hepsinde bu temizlik hepsi için aynıdır. Kaydırıcı kızağın sorunlarından biri şu görmüş olduğunuz kızağın plastiği şurada boşluk yapar. Böyle langır langır sallanır. Bunun sallanması da kızak oynarken balanslı oynar. Düzgün açamaz. Sıkışma yapar. Sıkışma geri yapar. Baga yuvalarında çizik aşınma olmaması gerekiyor. Yani şu baga yuvaları da çok aşırı aşınma yapmışsa artık. Orada bir çapak oldu mu taktığınız bagayı kısa zamanda parçalayacak, deforme edecek yani. Şimdi kızağımızı da temizledik, koyduk. Debriyaj balatasının kapağı. Bunu da gene şöyle. Debriyaj balatamın deminden testini yapmıştım. Çalışma konusunda sıkıntısı yoktu. Sökmeye ihtiyaç duymadım. Eğer ki yay düzgün çalışmıyorsa bu debriyaj tasını şuradaki, şöyle gösterelim ustam, yakınlaştır. Şurada sekmanları var. Bu sekmanları çıkarıp bu parçayı komple ayırıp görmüş olduğunuz 3 tane balatayı yerinden çıkarıyoruz. Temizleyip tekrar yerine geri takıyoruz. Bir detay daha vereyim. Şimdi bunu temizledik. Şuradan balatalarım, bakın benim artık iyice azalmış. Yarım diyelim yani. Yarıma gelmiş. Artık bundan sonrası biraz daha azaldığında şurada artık şuradaki gördüğünüz yüzey görünmeye başlayacak.
Artık balatam bitmiş. Bunun değişmesi gerekir. Bu neye? Hem titreşime hem de artık varyatörün açıp da demirin demire, şu kapak böyle kapandığı için evet, şuradaki yüzeyi çizmeye başlayacaktır. Varyatör tasarını da bozacaktır yani. Bu sefer kasnakla beraber masraf çıkaracaktır. Üzerimdeki gres yağını aldım. Bu arada bunları temizleyip bu şekilde kenara koymamdaki sebep, benzin uçucu madde olduğu için, birkaç dakika içerisinde uçtuğu için temizleyip bir kenara kaldırıyorum ki benzin uçsun üzerinden, temizlenmiş olsun. Sonrasında kayışın iz yaptığı yerlerin temizliğini şu göstereceğim. Şu an tork yayını temizliyor. Bu tork yayı performans yerleri daha sert olur. Kalkışta daha seri hale getirir motoru. Bunlarla oynanabiliyor arkadaşlar. Ama biz tabii her zaman orijinal fabrika değerlerindeki yay kullanmanızı öneriyoruz. Evet, senin motorun kaç model ve o Doktor Pullerbug'a takmışsın ya. Evet ustam. Hangi gramda, hangi ölçüde, onları da söyle. Ay modelini de söyle. Şimdi arkadaşlar, benim motorum 2019 PCX. PCX 125. Bu örümcek kasa, kaşlı kasa diye geçiyor benim motor. Motor önden gösterebilirsin ustam. Şöyle. Kaşlı kasa deyince ne oluyor? Örümcek kasa da diyorlar buna. 2019'da, 2027'de bu model çıktı. 2018'de 2020 falan arası. 2020'nin 6. ayına kadar olan modellerde aynı kasa var. Benim motorumda Doktor Pullerbug'ı ben ortalama 5000 kilometredir kullanıyorum. Daha öncesinde Doktor Pullerbug'ım yoktu. Orijinal bagalarım vardı. 5000 kilometredir kullanıyorum. Hız konusunda bir şikayetim yok. Hatta tam tersi, son süratim bir tık daha arttı. Nasıl arttı? Rampa aşağı 120, düz yolda da 100-110 arası çok rahat bir şekilde gidebiliyorum. Turlamaya falan gittiğim zaman da ortalama 90-100 kilometrede motor sıkışmadan, kendim çok zorlamadan rampa inip çıkabiliyorum. Yani Tekirdağ yollarında falan çok rahat gidip gelebiliyorum. Ben memnunum. İlk kalkışta süratli, daha rahat kalkıyor. Tabii ben biraz da şey olarak kullanmıyorum arkadaşlar. Hani gazı direkt açıp gitmiyorum veya gaz ver çek ver çek yapmıyorum. Balatamı biraz daha düzgün kullanmaya çalışıyorum motor. Şimdi buradan sonraki işlemde şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir parçamız var bizim. Bu skoç keçesi diye geçiyor. Skoç keçesi diye geçiyor. Bunun elle elle ben kapıya geldiğimde nasıl yapıyorum diye sorarsanız da şöyle skoç keçem var. Parça halinde. Ben onu elle yapıyorum. Şu an dükkanda olduğum için. Hiçbir şey bulamayanlar için de şu Scotch Brite'i getirsene. O ön köşede. Onun dış yeşil yüzeyinde kullanabilirsiniz. Şurasını. Aynen. Zımpara türü, metal türü hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Ona çok dikkat edin. Ya bu yüzey kayışın izini almak için yaptığımız bir işlem arkadaşlar. Burada eğer şu yüzeyin kayışın vermiş olduğu izi almak için kullanırken zımpara falan kullanırsanız çizersiniz. Şimdi temizlerken de şöyle. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kayışın yapmış olduğu izi ve yüzeydeki parlaklığı aldım ki kayış daha düzgün ve daha rahat bir şekilde çalışsın. Arada kayma yapıp da motorun titreşimine sebep olmasın diye. Çok fazla girmiyoruz. Bu yüzeyi çok fazla zedelemeye çalışmıyoruz. O sebeple zaten skoçu kullanıyoruz dedik. Arka varyatörün kasnaklarını, şu yüzeylerde kesinlikle yağ, gres, el parmak izi gibi bir şey olmasın. Çünkü kayış bu yüzeylerde de oynayacağı için bu yüzeyi temizledik, tekrar bozmayalım. Bozmamak için de yerine oturtturdum ve kapağı bu şekilde tutuyorum ki herhangi bir zarar görmesin. Pervane, ön varyatörün pervane kapağına geldim. Gene aynı işlemi yapıyorum. Arka bu işi kendi yapacaklarda şunu da göster. Nasıl yapılacak, yapacaklarını. Bir tane temizlenmişti. Şimdi
Koç'ta yani, nasıl yapıyorum kendi arkadaşlar? Kendi işini kendi yapanlar. Kendi iş veya bu malzeme yok. Bunlar kesecek biraz sonra. Bu parçadan kesiyorsunuz biraz. Aynı işlemi elinizle şöyle üzerinden. Maksat burada derine girmek değil, üzerindeki kayış toz izini gidermek. Kayış rahat çalışsın diye. Temizlik yaparken de üzerinde gördüğünüz lekeler kalıyor. O lekeleri temizlemek amaçlı şöyle. Elle üzerinden fazla bastırmadan geçiyorsunuz. Bu kadar. Arka balataya gelirsek de arkadaşlar, balatada gördüğünüz üzere pürüzsüz bir yüzey olmuş. Bunun pürüzlü olması lazım ki demir üzerindeki balatanın kapağı düzgün çalışsın. Bunun içerisinde de biraz kalın bir zımparayla şöyle bir yere sabitliyorsunuz. Zımparayla şöyle yüzeyi tıraşlıyorsunuz. Oradaki parlaklığı alması sadece. Maksat üzerindeki parlaklığı alayım. Şu görmüş olduğunuz tas üzerinde kaymadan çalışsın. Oraya. Temizledim. Üzerindeki pürüzsüz yüzeyi aldım. Şimdi bu yüzeyi temizledikten sonra bu malzemeyi şöyle bir kenara kaldırayım. Bunu da temizleyeceğim. Bunun için de 400 numara daha ince bir zımparayla şöyle şuradaki görmüş olduğunuz yüzeyi pürüzsüzlüğünü alıp iyi tutunsun diye üzerinden temizledim, kenara kaldırdım. Arka varyatörümüzü toplamaya başlayalım. Arka varyatörü böyle kapatmıştım ya. Alttan sökmüştüm. Alttan söktüğüm için şöyle üzerinden geçirdim. Şöyle geçirdim. Bu alta gitmeyecektir. Şöyle. Alta doğru ittiriyorum yavaşça. Şöyle yüzeyi gösterebiliyor musun? Şöyle parmağınızla çevirin ki içerine tam yuvaya oturup oturmadığını kontrol edersiniz. Gene bunu da üstten söktüğüm için bu sefer de o-ringi üst yuvasına. O-ringe çok zarar vermeden yapmaya çalışın. Yavaş olun. Gene böyle içerisinde döndüğünden emin oldum ve kapattım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz şu parçaları takacağım. Bunu takarken de şöyle hafif çevireceğim. Hafif yukarıya aldım. Yuvasına taktım. Malzemeyi böyle çevireceğim. Bakın şuraya dikkat edin. Bu malzeme arkasında yüzüğü var. Bu yüzük olacak içinde. Şimdi tekrardan son üçüncüsünü de takayım. Yerine oturtturduktan sonra kapağı şöyle üzerine oturtturdum. Şimdi buraya şöyle şuradaki boşluğu kapatacak kadar şöyle bir gres alıyorum. Ustam atladığım bir şey varsa sor. Yok, burada o işin olmazsa olmazı var. Bu gresin ısıya dayanıklı olması gerekiyor ki kullandığımız gres 750 dereceye dayanıklı bir gres. Yani ısıya dayanıklı olmayan bir gresle bu işlemi kesinlikle yapmayın. Isındığı zaman gres biliyorsunuz normal gresle kurum yapıyor. Oraları tıkama yapar. Tıkadığı zaman da oynar, yanak çalışmaz. Yani normalde SKF'in 150 dereceye dayanıklı gresi var. En kötü ihtimalde onu kullanabilirsiniz diyorum. Ama esasında onu kullanmaması gerekiyor burada. Bu gres farklı bir gres arkadaşlar. Yani mecbur kalacaksınız. Bu gresi bulamayacaksınız. O zaman SKF'nin gresini kullanabilirsiniz. Tüp şeklinde, merhem şeklinde bir gresi var. Onu alabilirsiniz. Şimdi o renkleri taktım ustam. Sen de yine bir gör. Şu ana kadar her şey şuradaki normal. Boşluğunu kapatacak kadar gresi bastım. Çünkü o arada oynayacağı için o arada gres olsun. Evet. Maksadımız o. Evet. Bankel 700 derece dayanıklı. Şimdi bu gresi vurduktan sonra üstte şu kapağımız vardı ya arkadaşlar. Kapağı üzerine yerine sağlamca oturtturdum. Etrafındaki fazla gresleri de son kez siliyoruz.
dışarıda dış yüzeyde kayışın temas edeceği herhangi bir yerde bir gres lekesi olmaması. Burada çok aşırı gres kullanmayın arkadaşlar. Yani o kapağı kapattınız yeterli. Sonrasında işte burada iki kişi olması iyi olur. Burada arkadaşlar tek kişi bu işlemi yapmakta çok zorlanabilirsiniz, yapamayabilirsiniz. Ben yukarıdan aşağı balatayı sıkıyorum. Normalde kameraman az bir yanaşır mısın? Normalde bakın. Tek kişi yapıyoruz da video daha rahat görünsün diye ben şöyle yardımcı oluyorum sadece. Bunu sıkıyoruz. Ben tabancayla falan korkuna yardım. Bunu sıkarken de kaptırmıyoruz yoksa varyatör çöp olur. Onu da bilgisini verelim. Bu kadar yeterli bunun için. Bunun ilk dişi çok önemli. İlk dişi kaptırdığınız zaman diş atlayarak sıkmamanız lazım. Ona emin olun. Elinizle mümkün mertebe önce bir yol verin. Ondan sonra tabancayla sıkın. Şimdi arka varyatörümün genel temizliği bitti. Greslemesi bitti. Şuraya çok ufak masurabilyanın üzerine ufak bir gres vurdum. Şu arka varyatörümü şöyle kaldırayım. Şimdi ön varyatörü de toplayayım. Ön varyatörü toplarken de Dr. Pulley baga kullandığım için şurada Dr. Pulley yazısı var. Mesela bunun yönü bu şekilde arkadaşlar. Pat yazısı altta. Puller üstte. Şu hafif kayık başı gibi görünen yerde yukarıda kalıyor. Şöyle koyacaksınız. Gene aynı şekilde Doktor Pulley'i. Servis tabağı tutar gibi durdu. Zaten doğru olmazsa yerine bu şekilde cuk diye oturmaz. Bu ters olursa zaten motorun kalkışından şeyinden fark edersiniz. Bunu taktıktan sonra yüzeyin çizilmesin, herhangi bir zarar görmesin diye ön pervanenin yüzeyini temizlemiştim ya. İki yüzeyi birbirine denk getiriyorum. Şu kaydırıcı kızak kapağı temizliğini yaptım. Kızak kapağının da şu kapaklarını yerine sabit bir şekilde, güzel bir şekilde oturtuyorum. Bunu zaten ters takamazsınız arkadaşlar. Bunu hani şöyle takmaya çalışırsanız bu yerine oturmayacaktır. Onu da göstermiş olayım. Bunun yönü nasıl olacak diyorsanız. Yönü sabit bunun. Ters bir şekilde ne yaparsanız yapın oturtturamazsınız. Yani bakın şöyle göstereyim. Oturmayacak. Bir de arkadaşlar bu bagalara yağ sürmenize gerek yok. İlle de sürse sürecekseniz de varla yok arası. Ha, bagalara yağ ben yağ sürmedim şu an. Yok gereksiz. Yani doktor normal bagaları da hafif sürebilirsiniz yani, ama böyle varla yok arası parmağınızla böyle ucundan geçirebilirsiniz. Ben hiç sürmedim olduğu gibi. Sürse miydik? Şimdi şurayı gösterelim kamerama. Bu zaten yuvaları bellidir. Yuvalarına bıraktığınız zaman kaydırıcı kızak bu şekilde yerine oturur. Ön pervaneyi de ön varyatörü bir alayım. Şimdi arkadaşlar burada doğru bilinen bir yanlıştan bahsedeyim size. Onu da şunları bir çıkarayım tekrar. Şimdi çoğu kişi bu varyatör burcunun burada döndüğünü sanır. Yani dönüyor denir. Bu da aynı şekilde bunun içinde dönüyor sanır. Halbuki durum öyle değildir. Bunu bu şekilde buraya taktığımız zaman bu da bunu girdiği zaman pervane de bunun üzerine sıkıldığı zaman o mil onun içinde dönmez. Bunun yaptığı şey sadece şudur. Bu mil bu şekilde ileri gidip gelir. Yani bu hareketi sağlar. Bu bunun içinde kendi başına veya şunun içinde kendi başına dönme yapmaz arkadaşlar. Bunu da ek bilgi olarak size verelim. Zaten dönme imkanı da yok.
bu şekilde buna sıkıldığı zaman, pervane de buna sıktığı zaman bu komple bütün halde krankla birlikte hareket eder. Yani bunu sıktığımız zaman şunun ya da bunun içinde bunun dönme şansı yok. Bu bilgi de verdikten sonra valvatörü hemen geri toplayayım ben. Yani buraya aslında yağ sürmenize de gerek yok da çok az bir yağ kullanabilirsiniz. Altılı burç yatağı ileri geri hareket eder sadece. Video kaldığı yerden devam etsin. Mert Bey, buyurun. Şimdi arkadaşlar, bezi niye istedim? Deminden bir detay gösterirken şu yüzeyimiz temiz kalsın dedik ya. Evet. Elimiz geldi. Oradaki aldığımız şeyler ister istemez. Ümit Usta her şeyi batırdı desene. Şu an battı yani. Şu arada şuraya bırakayım. Maksadımızı açtık gene. Ya temizlikle birlikte, ara ara bilgilerle birlikte devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, ustam niye gresi getirdi diyorsunuz. Şu parçayı şöyle şuralara, çok hafif, varla yok arası. Bir gres diyorum. Gene arkadaki şanzımanın oynadığı kısma da çok hafif. Burada varla yok arasında arkadaşlar. Şimdi bu parçayı böyle elimizde tutuyoruz ya, şuraya çok dikkat edin. Şuradan masurabilyanın oraya da az bir şey tutayım. Rahat hareket etsin, kasmasın. Bunu da taktıktan sonra arka tarafa şöyle parmağımla hafif destek veriyorum. Çünkü bu arkadaki kızak kayarsa bagaları içerisinden düşürürsünüz takarken. Kaymaması için arkadan destek veriyorum. Arkadan parmağımı çekiyorum. Yerine cuk diye oturtuyorum, bırakıyorum. Şu gresi alabiliriz. Ver bana. Gresi de şimdi gitti. Şimdi kayışı yerine takacağım. Kayışı yerine takarken de şöyle yazısına bakıyorum. Şurada bando yazısı ya da yazıların olduğu yer size bakacak. Kayışı şöyle koyuyorsunuz. Ön varyatörü koydum. Şöyle içerisinde boşluk kalacak şekilde koydum. Kayışın boşluğunu bıraktım. Bunun zaten yuvası var. Yuvasına göre kayışı yerine oturtturdum. Ön taraftan sökmüştüm puluyla beraber. Önce pulunu, sonrasında 22 somunu. Bunları ilk başta elinizle sıkın arkadaşlar. Yalama yaptırmayın. Sonrası çok büyük problem olur. Kapağı taktıktan sonra matkap nerede ustam? Hemen getiriyorum. Ön tarafı taktım. 22 lokmayı taktım. Yeterli. Çok zorlamaya gerek yok. Sonrasında burada ya Allah bismillah bilek gücü diyoruz arkadaşlar. Burada benim bilek gücüm bile çok yetmiyor. Şimdi şuradan şöyle hafif kastırıyorsunuz yayı. Parmağınıza güç verip şu kayışı araya oturttuktan sonra yerine taktık. Debriyaj tasını kapattık. Gene şöyle göstereyim. Puluyla beraber ayırmıştım ya. Pulunu taktım. Elimle vidaladım. ...19 lokmayla sıktım, sabitledim. PCX varyatöründe şurada marş rublesi yok. Marş rublesi olmadığı için kapağı kapatmadan çalıştırabilirsiniz. Ama marş rubleli olan küçük tekerlekli motorlarda kapağı muhakkak yerine takın, yoksa marş rublesi tap diye suratınıza bir yerinize patlayabilir. Motoru bir kere bir çalıştırıp kapatacağım.
Bunu niye yapıyorum? Kayış şu an bol içeride. Sıksın yerine otursun diye yapıyorum. Çalıştırdım, bir tur çevirdim. Kayış yerine oturdu. Kayıştan eminim. Kapağı kapatabilirim. Bundan sonrası zaten kapa kapatmak. Buradan istersen... sonrası geri toplama. Videoyu kesebiliriz artık, bitirebiliriz. Ufak detaylarını da söyleyeyim, ondan sonra kapağı toplayayım, kapatayım. Hı hı. Şimdi arkadaşlar, detaylı varyatör temizliğini niye yaptık? Bazı arkadaşlar bilmiyor detaylı varyatör temizliği neymiş deyip şurayı söküp bir hava basıp tekrar yerine kapatıyorlar. Sonrasında motor titreşimle kalkıyor. Bu parçaların böyle sökülüp artık ömrünün bitip bitmediğini de anlamak gerekiyor. Bunları da anlamak için detaylı varyatör temizliği yapılması şart. Çünkü iyice detayına kadar dağıtıyoruz. Neyin ne olduğunu görmüş oluyoruz. Kapıda bakım, detaylı varyatör temizliği gibi işlerinizi ben kapıda yapıyorum. Haricen dükkanımızda da yaptırabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın. Doğrusuyla yanlışıyla yorum yapmayı da unutmayın. İyisi kötüsü biz yorumları hakaret ve küfür olmadığı süreçte tutuyoruz. Kendinize dikkat edin. Takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.